Arkadaşlar merhaba, dışarıda çılgın bir yağmur yağıyor. Şimşeklerden ben çok korkuyorum. Bugün yıldırımlı bir günde dışarı çıktım. Acayip derecede korkuyorum. Number one stüdyoları mı diyoruz? Nerebir stüdyolarındayız. Tolga Yiğit bizlerle birlikte. Tolga Yiğit kimdir? Onu birazdan konuşacağız ama DJ'lik yapıyorsun. Ya da program yapımcılığı mı deniyor artık? Radyo DJ'liği ve program yapımcılığı. Yani DJ'lik ve yapımcılık arasında biri diz çok iyi. Sadece müzik çalan. Program yapımcısı da kendi programını üreten kişi mi? Evet. Aynı zamanda DJ kulüplerde çalan arkadaşlar için de kullanılıyor. Radyo programcısı da denirse karışıklık ortadan kalkıyor. Sen ikimizin ortak özelliği ne biliyor musun? YouTuber'ların seksi olmaması, yani olması şartı olmadığı gibi DJ'lerin de seksi olmasına gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nu Seksi ve Nu Seksi bir YouTuber. Hatta benim memelerim de gözüküyor yani. Orada bir transparanlık yaptım yağmurda. O zaman bozdun işi yani. Seksi oldu şimdi. Seksi oldu değil mi? Şu anda biz NR1'in girişindeyiz. Bu binayı anlat, ondan sonra gezelim. Bu çalışma bina komple alanı. Ofis ortamı mı? Evet. Ofis ve çalışma alanı. Çağımızın sporu. İçeride burada televizyon bölümünde montaj yapan ve programların üretiminde bulunan arkadaşlarımızın çalıştığı masalar var. Şu taraf televizyon bölümü. Evet. Burada da 4K televizyon kanalımız var. Türkiye'de ilk 4K televizyon kanalı. Gençlik niye ve ya? Müzik adına. Ha, müzik adına. Evet. Hani belgeseller falan bazıları yok. Geçti diyecektim. Seni düzeltmek biz istedim. Biz o alanda birinciyiz. Evet. Düzeltmene müsaade etmedim. Düzeltemedim. Her videoda beni cahil yerine koyuyorlar. Mesela dün Max Ali ile beraberdik. Ali'yi tanıyorsun, Max'i tanıyorsun. Evet. Orada birkaç tane İngilizce telaffuz edemedim. Cahilliğimi suratıma vurdu. Max mi? Ya Allah aşkına yürü gidelim abi ya. Max mi dedi ya? Burada da bizim radyo ekibinin olduğu bir alan var. Bu şömine size özel galiba. Tabii. Biz burada kışın odunumuzu atıyoruz, ısınıyoruz. Böyle minnoş kediler gibi çalışıyoruz yanına kıvrılarak. Bu senin masan. Bakın biz geleceğiz diye derli toplu yapmış, düzeltmiş, not almış. Vakıf Bank ekonomi aranacak demiş orada. Paraya mı sıkıştın? Paraya sıkıştım. Burası da sizin takıldınız. Evet, burası radyo ekibinin çalıştığı bölüm. Ya ekip dediğini 3 kişiyi almışsınız buraya. Onları dışlamışsınız. Müdürler takılıyor buradan. Mesela bizim ofiste de öyle. Yıldırım abinin odası ayrı. Biz gidip halkla beraber içeri. 50 kişinin içine attılar. Yıldırım abinin orada özel ofisi var. Evet. Çünkü neden? Parayı o koyuyor. Biz ağır abilerle takılıyoruz. Tabii parayı o koyuyor ya. Bize diyor ki ben Amerika gördüm. Ya görmediğimiz için. Pasaportum var mı diyor. Pasaport çıkartmamışım kendimi. Eziyor bizi. Tamam, burası full pasaportlu alan arkadaşlar. Aa, burada ekipten Number One FM'den DJ arkadaşımız merhabalar. Emin Yıldırım var. Şu an ne yapıyorsunuz acaba? Dinleyicilerimize yeni albümümüzü paketleyip yolluyoruz. Elleriyle hediyeler. Çalışıyor bizzat kendi elleriyle. Hep sorarlar o hediyeler gider mi diye, biliyorsun değil mi? Yani işte gidiyor, görüyorsunuz. Gördünüz. Number one böyle. Number one böyle işte. Bak çabuk başka kanallara benzemez. Bak eliyle burada tek tek bütün ödüllerinizi, hediyelerinizi hazırlıyor. Yayın da var. 16-20 arası. 16-20 arası. Number one FM'de. Number one FM'de izliyoruz. Senin kaçtı? Benimki de 14-16 arası. Number one Türk FM'de. Kesinlikle. Ben Türkçe tarafındayım. Emin yabancı müzik. Sen hala slow mu çalıyorsun? Yok, burada hareketli çalıyoruz. Hareketli Türkçe. Pop senelerdir diyor ki ya İKV'yi dinliyor musun? Abi diyorum, yoldayken seni dinlerken uykum geliyor. Çünkü adam slow parçalar seviyor, slow çalıyoruz. Bayağı da bir slow çaldın. Kaç sene çaldın? 5 sene oradan çıkamadım. Tamam, Türkçe senin hayatını yapacağım. Konuşurken onları detaylı konuşacağız. Evet, burada da Number One FM'in yayın yönetmeni ve müzik direktörü arkadaşımız. Yayın yönetmenin yanında olmamıştım. Çok heyecanlıyım. Yıllar önce siz de bilirsiniz, ben Klas'ta stajyerlik yaptım. Genç Yıldırım Çaktı. Genç TV'nin size bağlı olduğu dönemde Kadir Çöpdemir yayın yönetmeniydi. O zamandan beri yayın yönetmeni görmedim. Hadi canım. Vallahi ya zaten Number One'ın kapısından anlaşıldık. Yani buraya girilmeyeceği çok güvenli bir ortam sağlanmış. Çok heyecanlıyım. Değil mi? Ay ya, çok heyecanlıyım şu anda. En üst seviyede korunuyoruz. Mesela benim diyelim ki hani genç arkadaşlarımız var bu işe meraklı. Girmeyin bu işe. Yani o yüzden CV'lerinizi alın. Kariyerden silin. Diğer CV kanallarına silin. Girmeyin. Yeni mecralara katılın diye diyoruz. Şaka şaka. Gerçekten yani ilgi varsa değerlendirmek isteriz. Peki nasıl başvuruyorlar? Sosyal medya inanılmaz artık gelişti. Hı. Ben mesela adam alacağım zaman sosyal medyamdan paylaşıyorum. Diyorum ki Number One FM'e DJ alacağım. Hemen altına sıralıyorlar. Beni al abi, işte ben şöyleyim böyleyim. Herkese lütfen demo fotoğraflı CV. Benim için önemli olan demo ve fotoğraflı CV. Bu demoları bazı radyolarda şey gördüm, çok hoşuma gitti. SoundCloud'un üzerinden istiyorlar. Varsa bir demo gönder diyor. Eğer yoksa al telefonunu. Önce bizim radyoları bir dinle. Bizi bir çöz. Sonra hazırla. Ondan sonra bir demo kaydet bana. Birkaç anons kaydet bizimkiler gibi. Benim için yeterli. Bak ben Number One'a girmek için mesela Number One'ı bir hafta dinledim. Dinledikten sonra onların özellikle kullandığı kelimeler ve sponsorlukları tespit ettim. Onların içinde bulunduğu kelimeleri, cümleleri bir bir sıraladım. Yayını kaydettim. Jingle'larını aldım. En çok kullanılan kelimelerden cümleler üretti. Sloganlar. Sloganlardan. Sponsorlar. İşte, Türkiye'nin bir numarasından bu FM haber dedi bir numara falan dedi mesela habere gelen. Daha sonra 5 çeşit demo yap. Aynı şeyleri söyledim. Bir tanesi cool, bir
tanesi doğal, bir tanesi enerjik. Her bir cebime ayrı bir demo koydum. Görüşmeye gittiğimde de yayın yönetmene sordum. Dedim ki nasıl bir DJ arıyorsun? Enerjik. Valla biz enerjik istiyoruz dediler. Ben şak diye bir çıkarttım. Enerjik buyurun demo. Ama bilmiyor tabii diğer demoların ceplerinde olduğunu. Çok iyiymiş ya. Valla şu ana kadar dinlediğim en iyi kariyer başvurusu. Aynen. Olay enerji. Olay enerji ve samimiyet meselesi. Anladım. Enerji ve samimiyetini karşıya geçirebiliyorsan başarılı olacaksın zaten. Arkadaşlar enerjiniz varsa, kendinize güveniyorsanız, bu mecrayı seviyorsanız, eski mecra ama internet radyolarıyla beraber yeni mecra da olmuş. Yeni medya düzeninde geçiş yapmış. Burada bu ekipte yer almak isterseniz, siz de bu ailenin kendinizi bir parçası olarak görürseniz, yapmanız gereken yolları, adımları size sıraladılar. Çok teşekkür ediyorum. Tanıştığınızda memnun oldum. CV'nizi ve bir miktar parayı hesabıma yollarsanız. Ha, o bir miktarın bir miktarını da bize. Hani aracıyız. Komisyoncuyuz. Çok teşekkürler. Şimdi biz buradan da stüdyolara uğrayacağız. Oraları göstereceğiz. Arkadaşlar kamera arkasında ben varım. Kameramanlığa soyuldum. Tolga neredeyiz? Şu anda Number One FM stüdyosundayız. Emin dinleyicilerimizin hediye paketlerini hazırladı. Yani yeni albüm çıktı bu arada. Böyle bir programcı, böyle bir radyo DJ'yi bulamaz kimse. Bir tanedir Emin. Dört dörtlük bir insandır. Stüdyoya geldik. Burası Emin'in mabedi. Abi çok karışık değil mi? Yani ilk görenler için. İlk gören için olabilir ama biz burada eğer hani bizimle birlikte çalışacak birisi olursa ona gerekli eğitimi vererek buraya alıştırıyoruz. Hem otomasyon sistemimiz hem de diğer bilgisayarları, ekranları nasıl kullanacağını öğretiyoruz. Number One Türkiye geçiyoruz şimdi. Arkadaşlar buradan hop. Yıldırım'a geliyor musunuz? Seninkisi daha filiymiş ha. Burası da Number One Türk. Kısa bir mola verelim burada. Tamam. Artık yayın başlayınca tabii bizim için olmazsa olmazlar trafiğin durumu, havanın durumu. Bunları aktarmamız gerekiyor. Bu haftaya özel olarak 16 ile 20 arasında yayındayım. Öyle bir zamana denk geldiniz. Evet. Çünkü bu saatte yayın yapan arkadaş senelik izinde. Daha fazla müziğin adresi Number One Türk'tesiniz. 16.06 saatimiz hafta ortası çarşamba günü. Ben Tolga Yiğit, herkese merhaba. 20'ye dek radyonuzda mikrofon başında olacağım. Sevdiğiniz isimleri ve yeni şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Keyifli anları paylaşacağız. Eve birlikte döneceğiz. Birazdan hava durumu ve trafikle ilgili tüm detaylar radyonuzda. Bu ödülü Hakkari'deki anneannem için aldım. Ama biz onun için vermedik ki sana. Bunu sen mi aldın? Bunu biz aldık evet. Yok bu radyo adına verilmiş. Evet şöyle. Radyo en iyi müzik kanalı Number One Türk. Bunu da gösterilir mi? Bakın ne kadar başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Biz burada iki kelimeyi bir araya getiremeyenler olarak, hatta bununla ilgili eğitim vereceğim arkadaşlar, workshop. Nasıl konuşulmaz? Ne zaman başladın radyocular? Dakikalardır bu sona gelmesin. Buradan kaçayım diyordum ama. 15 yıldır benden kaçamıyor, bu sorudan kaçacağını zannediyor. Nasıl başladım? Tabii ki Number One FM'i dinliyordum o zamanlar. İlk kurulan radyolardan. Ya Ziya, Ziya. Ya daha önce nerede çalışıyordun? Bir dakika dur, tamam, dinleyelim. Tamam, dinleyin. Tamam, dinliyorum, dinleyin. Peki. Number One FM'i dinleyerek başladım. O sırada zaten ilk kurulan radyolar belliydi. Hı-hı. Onlardan bir tanesi de Number One FM'di. Ben de yabancı müziği çok seviyorum. Number One FM'in programcıları, DJ'leri de çok hoşuma gidiyordu. Tabii ki o sıradaki rakiplerini de dinliyor, takip ediyordum ama en çok Number One FM'i dinliyor ve takip ediyordum. Yıllarla ilgili bana bir şey sorma, hiç şey hatırlamıyorum. Çünkü, İlk kurulduğu tarih neyse o. Number One eski yerinde miydin o zaman? Ben Number One'da değildim. Ben dinliyordum. O dinleyiciydim. Onlar da İngiltere'delerdi. Evet. O sıralarda daha özel radyoculuk ve televizyonculuk yapılmıyordu. Ya ben de bu mikrofonun başına geçeyim, bu stüdyoda olayım diye hep hayal kuruyordum. Onlar Türkiye'ye geldiler. Ben o arada buraya giremedim. Başka radyoda başladım. Önce stajyer olarak bir semt radyosunda başladım. O başka radyonun adını alabilir miyim? Semt radyosunun ismini de söyleyeyim mi? Abi yoksa söyle. Ben mesela Bakırköy FM'de başladım. Yani ben bununla gocunmuyorum. Ben de Bakırköy FM'de başladım. Hadi canım. Bak bunu yemin ediyorum. 15 yıllık Hadi ya. Evet. Ramazan mıydı sadece? Ramazan, evet. Ne zaman, hangi dönem ya? Tarihler nasıl? Ya seni orada görmedim, onu söyleyeyim. Vay be, Bakırköy FM. Arkadaşlar hani nasıl deriz ya? Bakırköy FM şey değil mi abi? Rıdvan dersin, hani çıktığı kulüp belliydi falan. Doğru, hani Sarıyer. Sarıyer Spor vardır, bir Vefa Kulübü vardır ve bunlar onun aslında bir zamanlar şeyidir. Altyapısının en sağlamlarıdır. İzmir'de şimdi Altın Ordu var abi, mesela. Abi Altın Ordu, Göztepe'ye karşı. Evet. Onları saymıyorum ama Vefa ile mesela Sarıyer gibi bence Bakırköy FM, doğru, Zeytin FM o dönemin DJ fabrikasıydı. Altyapı, radyoların altyapısı. Aynen öyle. Çünkü değil, oradan evet, çok fazla transfer oldu. Radyo Klas'a, Best FM'e, Number One'a. Vay be, beraber aynı radyoda çalışmışız. Birbirimizden haberimiz yok. Sonra Hür FM'e geçtim. Arkadaşlar yardım ettiler. Torpil girdi araya. Değil mi? Hür FM tabii daha profesyonel, disiplinli. Kanal D, Hürriyet gazetesinden alıyor ismini. Evet. Fatih Altaylı bizim yan stüdyoda Radyo D'de yayın yapıyordu. O zaman programı şöyle ayakta sunuyordun. Yok. Ben her an girebilir diye. O programı bitirdiğinde ben geliyordum stüdyolara. Zaten hani o fırtına girmiş oluyordu. Ya karşılaşmıyoruz. Ama
hakikaten Fatih Altaylı'nın da efsane böyle estiği dönemlerdi. Bir sabah yayını yapardı Radyo D'de. Evet. Radyo yayını yapardı. Herkes onu konuşurdu. O Hür FM dönemi biraz kısa sürdü. Çünkü orada yönetim bir karar aldı. Bir değişikliğe gittiler. Kanalın formatını değiştirdiler. Biz de ekip olarak oradan ayrılmak durumunda kaldık. Hepsini anlatayım değil mi tek tek? Abi canım. Sonra yine arkadaşlar hemen tavsiye ettiler. Doğuş FM'e geçtim. Doğuş Üniversitesi'nin radyosu. İstanbul'a yayın yapan bir radyoydu. Bir üniversite radyosu olarak o dönemde galiba tekti. Doğuş FM'in ilk ve tek, benden sonra oldu mu bilmiyorum ama dışarıdan galiba katılan DJ. Evet, dışarıdan alınan DJ'yi bendim. Çünkü hep üniversitenin öğrencisi ya da eğitmenleri orada program yapıyorlardı. Üniversitenin mantığı o zaten. Evet. Radyosunun mantığı o. Şimdi Bakırköy FM, Hür, Doğuş. Devam ediyoruz. Çünkü benim bildiğim radyolar var. Daha o kısma gelmedi. Arada bir askerlik dönemi oldu. Askerlikten dönüşte radyo askerdeydi. Evet. Radyo asker. Kışla'da revirin yanında. Cebimde küçük bir radyo vardı. Radyoyu dinliyorduk. O zaman dinleyiciliğe terfi ettik. Evet. Erzincan'daydım ben önce. Sonra Antalya'da bütün askerliğin kalanını Antalya'da tamamladım. Usta Birliği Antalya'da yaptın. O yüzden doğal olarak yabancı müzik radyosu yakaladım. Usta yemiş. Bir de utanmadan diyor ki burada askerlik yaptım diye. Antalya'da biz 15 günde bir yüzüyorduk. Desene sen nerede yaptın diye. Ben de denizde yaptım, Ege'de yani. Antalya'da garson olarak yaptım. 18 ay mı gittin sen? 18 ay. Çünkü ben 18 ay gittim. Askerliğim bitti gün 12 aya indi. Büyük şanssızlıkmış. Bana o denk gelmedi. Büyük şans. Çok şanslıyımdır bu okulda. Ben eğer o öyle bir talihsizlik yaşasaydım hala şu an kahroluyordum. Ah diyordum. Ya askerden çıktım. O hafta sonra 12 aya düştü. Bir hafta önce yapsalar bunu yine üzülecektim. Ay yine üzüleceksin tabii canım. Çünkü ancak 6 ay önce. 6 ay önce bu ama kararın ama ben anladım. Olması. Şimdi beni gördüler. Ulan bunun gibi adamlar geliyorsa boşu boşuna 18 ay gelmesin. Masraf bize dediler. Askerlikten sonra Yapı Radyo diye bir radyoya geldim. Yine İstanbul'a yayın yapan bir radyo. Hiç duymadım radyolar ya. Evet. Yapı Radyo macerası da radyonun el değiştirmesiyle son buldu. Büyük bir medya kuruluşu satın almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Oradan sonra... Düşünemedi. Neresi başlıyordu ya? Unut. Düşünemedi. Senin bildiğin radyolara geliyoruz galiba. Tamam. Joy FM başladı. Hele şükür. Joy FM'e geldi. Joy FM hem de Joy FM'in Joy FM olduğu dönemde. Diyeceksiniz nasıl yani? Joy FM'in gerçekten bir dönem... İlkay'cığım sen idare et durumu, ben bana playlistle ilgili bir şey yapmam gerekiyor. Ha, konuşacaksın zannettim ya, heyecanlandım. Nasıl konuşacaksın diye bakacaktım. Hemen... O zaman ben durumu idare edeyim. Joy FM'in gerçekten Joy FM olduğu dönemlerdi. Joy FM'in kemik bir dinleyicisinin dışında popüler olduğu dönemlerdi. Evet, slow müzik yayını yapıyordu. Tekti alanında ve yabancı müzik, yani hareketli müzik yapan radyolara, evet, hatta kimi Türkçe radyolara, onlara kafa tutacak kadar güzel bir reyting yakalamıştı. Ben sabah yayını yapıyordum. Bayağı tutulmuştu. Beğenilmişti. Bir anonsa hemen geçiyorum çok bu güzel, arada. Çok güzel, dinleyelim. Çarşamba gününde saatimiz 16.17 oldu. Tolga Yiğit mikrofon başında. Müziğe çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın sonrasında bakın bizi kim karşılayacak. Kısa aranın hemen sonrasında yeni video klibini yayınladığı Vuracak şarkısıyla Merve Özbey var. Yıldız Tilbe şarkılarından hazırlanan albümlerin en öne çıkan şarkılarından Vuracak ve Merve Özbey sadece birkaç dakika sonra Number One Türk'te olacak. Joy FM'in o sırada sahibi Cem Uzan'dı. Çok fazla radyomuz vardı. Çok kaliteli radyolardı. Bütün Kral radyolar... da oraya bağlıydı. Evet. Kral FM reytinglerde bir numaraydı. İki numarada radyo reytinglerinde Süper FM vardı. Üçüncü sırada da Metro FM vardı. Aa, Metro'nun dönemi. Evet. Yes. Metro da bizim grubun radyosu. Yani yabancı müzikte de bir numaraydık o dönemde. Tabii ya, Metro vardı ya. Evet. Joy FM dönemi iyiydi. Bir ara beni bir Rock FM'e gönderdiler. İçeride bir küçük bir ceza yemiş gibi oldum. Sürmüşler. Sürgüne. Ya sürgün demeyelim. Benim açımdan bilmediğim bir alan olduğu için sürgündü ama oradaki arkadaşlar da o işi severek yapıyorlar. Ozzy ile de öyle tanıştın. Evet, Rock FM şimdi sürgün yeri demeyelim, ayıp olur. Ozzy de işte Rock FM ile birlikte kadromuza katılmıştı. Ben o sırada Joy FM'deydim. Onlar açılışı yaptıktan bir süre sonra beni de oraya gönderdiler. Bir sene orada sabah yayını yaptım. Aslında rock müziği de öyle tanımış oldum. Tırmak ne kadar lazım. Dayak yediysem bu sektörde, ne kadar tökezlediysem bana faydası oldu. Aynen öyle. Çünkü faydasını burada son yaptığım işi anlattığımda daha iyi anlayacaksınız. Rock FM'den sonra ben biraz kurtlandım. Bir transfer teklifi geldi. Slow Türk'e geçtim. Best FM'in yabancı müzik radyosu vardı. Arada kaçırmışım. Hot Station'dı. İsmi Radio Hot olmuştu. Yayın yönetmeni, müzik direktörü olarak. Oradaki kariyer atladı. Uzun uğraşlar sonunda yayın yönetmenliğine ulaştım. Şimdi oradan dinleyelim. Kariyer değişti ve radyo da değişti. Fakat uzun sürmedi. Orada bir tokat indirdiler. Orada da hemen DJ olsan dediler. Oranın genel yayın yönetmeniyle bir anlaşmazlık oldu. Orada da radyoyu formatını değiştirmeye karar verdiler. Tabii oradan da yolumuz ayrıldı. Oradan
sonra nereye gittim? Slow Türk işte. Nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Slow Türk'te hatırlıyorum ama ben. Burada bir mola mı versek? Abi Slow Türk değil miydi ya? Bir dakika dur. Oradan nereye oradan gittim? Oradan dergiye geldim bence. Radio Play'i anlatalım mı? Ama Radio Play hangi tarih aralığındaydı? Bir kopya çekeyim mi? Çek ya, ne demek ya? Buraları keseceğiz zannediyor. Kesmeyeceğiz, biz de her şey şeffaf. Bak Yıldırım Bey de böyle yapıyor. Buraları keselim ama. Buraları keselim ama. Buraları keselim. Kendi kariyerinde kopya çeken tek insan herhalde. Lan çalışmış mıydım ben orada? Dur bakayım. Ne zaman çalıştın? Ya şimdi bile? İlkaylar geldiler, röportajdayız da karıcığım. Ben şeyden, Best FM'in radyosundan ayrıldıktan sonra nereye gittim? Orayı hatırlayamadım. İlkay da hatırlayamadı, ben de hatırlayamadım. Orada tam sırasıyla yazıyor mudur diyorsun? Rezil olduk burada. O İlkay da öyle diyor da Radio Play nerede peki? Böyle yayın sürüyormuş yıllar boyunca. Biz yaşınıyormuşuz. Nerede çalıştın? Yıldırım abi de böyle kalıyormuş orada. Altta şey yazacağım arkadaşlar. Kaç dakikada düşündü? Hala kronometre dönsün burada altta. 5 dakika sonra. Play'in arkasında ne gözüküyor orada? Hı. Yani yenge olmasa adamın kariyeri yok. Tamam, tamam oldu. Devam ediyoruz. Ağzı tazelendi. Evet. Bir format attık. Oh, yepyeni SSD hard diskimize kavuştuk. Evet. Sistemi yükledik. Play'de ortak mıyız yani? Play, evet. Play. Play yok değil mi şu anda? Kısa ara verdik, devam ettik. Evet, Play yok yok artık. Play yok, aramızda o, yok. O frekansta başka bir yayın yapılıyor, başka rahmet bir radyo olmuş. Ama yine onların. Orada da müzik direktörlüğü gibi bir görev yaptım. Yayın yapılmıyordu. Bir altta düşmüş. Böyle yayın yönetmeninden bir altı müzik direktörlüğü evet. Zaten. Sonra oradan Slow Türkiye geçtim. Kanal D'nin. D grubu. Doğan grubu. Doğan grubu. Evet. Joy Türk İstanbul'a yayın yapıyordu. Biz Türkiye yayın yapıyorduk. Ulusal yayın dedik. Annem Slow Türk dinliyordu da. Evet. Tolga'yı dinliyordu. İlk anonsu da ben yaptım. Yani ilk anonsu yapıp başladım. Evet. Yani arkadaşımla görüşmeye gittim. Kadir Çetin o sırada oranın yayın yönetmeni olarak hı-hı. Başladı. Ben onunla görüşmeye gittim. El sıkıştık. Girdim başladım. Ben orada 2 sene o ekiple devam ettim. Bir takım sebeplerden şimdi burada anlatıp deşifre edemeyeceğimiz bir takım ya bazı sebeplerden bak, dolayı. Yıldırım abi bak şimdi bir anda kalktı. Abi zoom oldu. Yemin ediyorum zoom yaptı. Evet. Yani istersen ne yap arkandan mı konuştular? Yok yok hı? Yani böyle bir takım işte. Tolga'dan yayıncı olmaz mı dediler? Falan dediler filan dediler. Ben de dedim bana racon kesmeyin ha, dedim. Deseydin ararın. 155'i ararın. 155'i ararım dedim. O arada bir telefon geldi. 155'ten beni aradılar. Gel buraya. Birader dediler. Öbür radyoya dediler. Nostalji Türk diye bir radyo açıldı. Doğru oraya da geçti. Show radyo. İşte bu yüzden ben Tolga'yla röportaj yapmak istedim. Yani böyle bir kariyer yok. Yabancı müzik radyosu vardı Nostalji diye. Onu hı-hı. Türkçe Slova çevirdiler. Nostalji Türk yaptılar. Ben de Slow Türk'ten tecrübe olduğu için hı hı. Dediler Tolga gelsin yayın yapsın burada. Nostalji Türk'te bir yıl yayın yaptık. Bu arada grup TMSF'nin elindeydi. Doğuş grubuna gitti radyo ve radyo Voyage oldu. Vapurla iskelede bir ayağın vapurda bir ayağın iskelede kalırsın ya. Ne vapurdasındır ne iskelede. Biz denize düştük. O sırada hemen bir teklif geldi. Mert Hakan acil Number One FM'e yayıncı arıyormuş. Evet. Dediler Tolga git. Yıllar önce hani ilk Ömer Karacan'ı dinleyerek, dinleyerek ya ben bu radyoda olmalıyım, radyo işine girmeliyim dediğim radyoya o zaman geldim. Senin hikayeni anlattırmam hadi karizma yap değil. Neredeyse Türkiye'deki bütün radyolarda çalıştın. Ama en başında hayalini kurduğun yere geldin en sonunda. Sonunda evet. Kader ağlarını ördü bir de öyle oldu. Aynen öyle. Aynen enteresan bir şekilde. Ve en sonunda geldin Number One'a. Evet Number One'a geldim. 2 yıl çalıştık. Esas Number One FM'e değil başlayarak ben bu gruba girdim. Fakat orada da şöyle ilginç bir durum oldu. Beni 2 kere kovdular. Yani bunu da bir açık yüreklilikle söyleyeyim. Fakat 3 kere geri aldılar. Ama bak, bir dakika dur gülme İlkay. Bak şimdi bir adam kovulabilir. Ama geri alınıyorsa aynı kişiler tarafından, aynı yönetim, aynı kadro, aynı şirket alıyorsa ya bir hata vardır orada. Hata yaptılar. İkincisinde de mi hata yaptılar? Evet. Hepsinde hata yaptıklarını anladılar. Benden vazgeçemediler. Üçüncü kovulma geliyor evet, arkadaşlar. Evet. Biraz zaten. Sonra YouTube'da bu video izlediği sırada büyük ihtimalle kovulmuş olacak kendisi. Aman Allah korusun diyelim. Allah korusun ne? Adamlara yüklendim, bindirdim buna. Hayır yüklenmedim canım. Beni seviyorlar onu diyorum ben. Seni yani kovan kadro içeride mi? Kovan tabii burada yani. Yönetim burada tamam, yani sonuçta. Üçüncüsü de kapıda. Hayır hayır yönetim beni sever. Neyse şimdi hikayenin başka bir noktasına geçiyoruz. Bu arada yine bir teklif geldi. Ben Number One'la yolları ayırdım. Aa buradan ayrıldığını bilmiyorum. Biraz daha iyi şartlara Slow Time'a gittim. Abi kesin kovuldu ya. Biraz daha iyi şartlara Slow Time'a gittim dedi. Yok ya, yok. Kesin kovuldu yani. Şahidim var kardeşim. Tamam kovulursan kanalımıza çık mı Yıldırım abi? Bize katılabilir mi? Kovulursan aslanlar gibi YouTube kanalına çık kardeşim. Kovulmadım kovulmadım. Senin kıymetini bilmeyenler utansın. Olmayın ya şaka yapıyoruz ya. Slow Time. Allah Allah, Saran grubunun radyolarında.
kanalından birisi. Orada Türkçe slow müzik yayını yaptık bir sene. Orada da aksilik, şanssızlık. Yayın yönetmenimle yollar ayrıldı. Sonra yeni gelen yayın yönetmeni de orada formatı değiştirdi. Bir kendi takımını getirdi. Sonra tekrar teklif geldi. Buraya. Efsane geri döndü number one'a. Arkadaşlar çok zor. Tolga yıllardır bu aletleri kullanmaya, akışı hazırlamaya alıştığı için şu anda bakıyorum öndeki aletlere falan vesaire bir tecrüben var ama orada onu kontrol et. Gel burada röportaj yap. Yayına gir. Anons et. Çok zor iş. Daha da Tolga'nın Instagram adresi takip edin. Tamam. İnşallah takipçini arttıracağız. İnşallah. Like, hadi like, 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 like. Bitti mi? Kariyerimiz bitti mi? Buradayız işte. İlk girişle şimdiki girişi topladığın zaman 7 seneyi geçtim burada. Bir tane oraya nazar boncuğu koysana. Aynen koy. Vallahi koyacağım bak izlerken. Total radyoculuk süren neydi? Total radyoculuk sürem de 15 seneyi buldum. 15 sene. Evet. Gerçekten büyük kariyer. Son bir şey söylemek istiyor musun abi? Ne söyleyeyim? Şarkı söyleyebilirim. Hayır. Yolunuz açık olsun. Evet. Umarım kanalınız çok iyi olur. Aynen. Çok fazla aboneniz olsun. Çok para kazanın. Çok para kazandırın herkese. Tolga'nın sayesinde 250 funk para kazanıyorsunuz. Kıymetini bilin. Bugün Tolga'ya gelmemiş olsaydık bu parayı kazanamazdınız. Bu videodan 250 funk kazandınız. Tebrik ediyorum. Ben kapanışı yapayım. Sen de anonsunu yap. Tamam. Arkadaşlar bizi bu dakikaya kadar izlediğiniz için, Tolga'nın kariyerine eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki kariyerde görüşmek üzere. Kanala altta abone olmak bedava. Abone olmayı unutmayın. Like basmak da bedava. İstediğiniz kadar basabilirsiniz. Eğer beni çok beğendiyseniz bir kere like'a basın. İki kere Tolga'nın beğenmesi olsun. Evet, iki kere bana basın. O 16 yaş altı kapatsın. Yukarıda bir de zil var. Zil işaretine de basın muhakkak. Çünkü yeni video geldiği zaman Funku kanalının yeni videolarını anında haberdar olup bildirimle anladım. Takip edin. Bu bilgiyi nereden biliyor musunuz? Number One'ın YouTube kanalı var. Onu da takip etmeyi unutmayın. 66 bin abonesi var. Hedefimiz 100 bin. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Funku. Tamam ben de Funku diyorum. Hepinizi öğreteceğim. Çekirgelerim benim.